Çeçenler ve İnguşlar. Kendilerini Vayna yani bizim millet olarak adlandıran bu iki halk aslında tek bir millettir. Büyük acının ardından tam 80 yıl geçti. Hikayemizi sürgünün yaşandığı tarih olan 1944'ten öncelere 19. yüzyıla götürelim. Bu yüzyıl Kafkas Rus savaşlarına sahne olmuştur. Hakimiyet sahasını güçlendirmek isteyen Çarlık Rusya 18. yüzyıl ortalarından itibaren Kafkasya'ya ilerlemeye başlamış ve bölgedeki halklarla aşağı yukarı 100 yıl sürecek olan bir savaş gerçekleştirmiştir. Bu savaşta çeşitli insan hakları ihlalleri ve soykırım seviyesinde eylemler gerçekleştirmiştir. Savaş 1864'te resmen sona ermiştir. Bu süreçte ve daha sonrasında Çerkes ve Abazalar başta olmak üzere Çeçenler, Karaçay-Balkarlar, Nogaylar, Dağıstanlılar ve pek çok Kafkasyalı halk göçe zorlanarak yurtlarından edilmiş ve birçoğu katliam ve sürgüne tabi tutulmuştur. 20. yüzyıla geldiğimizde ise bu kez meydanda Sovyetler Birliği vardır. Rus İmparatorluğu'nun hakimiyetine giren Kafkas toprakları 1917 Rus devrimiyle gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından artık Sovyetler Birliği'ne bağlı özerk cumhuriyetler haline gelmişti. Öyle ki yeni rejimde kurulan kısa süreli daha özerk sosyalist cumhuriyeti altında yer alan Vaynah toprakları daha sonra Çeçen İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla bir statüye kavuşmuştu. Bu arada Avrupa'da Adolf Hitler öncülüğünde vahşi bir hareket doğmuştu. Nazizm. 1933 yılında iktidara gelen Hitler, 1939'da Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtı. 1941 Barbarossa Harekatı ile birlikte Nazi Almanyası Sovyet topraklarını bir bir işgal etmeye başlamıştı. Ancak işler Almanların istedikleri gibi gitmemiş, 1942-43 Stalingrad Muharebesi'ndeki direniş ve son olarak da 1943 Kursk Muharebesi'ndeki galibiyetle Sovyetler Nazileri püskürtmeyi başarmıştı. Nazilerin Sovyetler'deki ilerleyişinde bir hatta Kafkasya'ydı. 1941 yılında başlayan harekat doğrultusunda Kafkasya'ya sızmaya başlayan Almanlar, Sovyet savaş esirleri arasında verilecek görevi kabul eden Kafkas kökenlileri istihbari ve askeri alanda eğiterek Sovyet cephe hattı gerisindeki görevlere hazırlıyorlardı. Nazi komutasındaki yaklaşık 200-250 civarlarındaki Kafkas kökenli komandolar Maykop, Grozny gibi bölgelerde faaliyet gösterdiler. Bu sırada Karaçay-Balkarlar Almanlara sempati beslemeye başlamışlardı. Sovyetler Birliği ordusunda bu halklardan olan rütbeli ve erleri düşman unsurlar olarak belirlemiş ve bu kişileri ordudan alarak Ural bölgesine sürgün etmişti. Potansiyel düşman olarak belirlenen bu kişiler Sovyetlere kinlenerek henüz Kafkasları işgal etmemiş olan Nazilere müttefik güç haline gelmişlerdi. Öyle ki Nazilerin Kafkasya'ya gelişlerinde bu silahlı Karaçay-Balkar grupların Almanlara çok yardımları dokunmuştu. Almanlar Batı Kafkasya'yı işgal etmiş ve 21 Ağustos 1942'de Kafkasların zirvesi Elbruz'a Karaçayların yardımıyla Alman bayrağını dikmişlerdi. Kafkasya'ya geldiklerinde yerli milletleri dost olarak görmüş ve bu halklardaki Rus devletine karşı olan 100 yılı aşkın düşmanlığı fırsat bilmişti. Almanların buradaki amacı tabii ki Kafkaslardaki madenleri sömürmekti. Ancak özellikle Sovyet rejimi altındaki baskıları kaldırarak Kafkasyalıları rahata erdirmişti. Onlara dini özgürlükler tanımış, kapalı olan ibadethaneleri açmış ve komünist kolhoz sistemi yerine özel mülkiyeti getirmiş, okullar mahalli yöneticilerin yönetimine bırakılmış ve halktan zorla asker toplama faaliyete sona erdirilip gönüllü birlikler kurulmuştur. Ancak Almanlar 1943 yılının sonlarında Sovyetler tarafından püskürtülüp geri çekilmek zorunda kaldılar. Ardından Sovyetler dağlardaki Karaçay-Balkar çeteleri de etkisiz hale getirdi. 2 Kasım 1943 tarihinde Karaçay-Balkar halkını topyekün sürgün etti. Aynı karar 21 Şubat 1944'te Çeçen ve İnguşlar içinde çıkarıldı. Bu çok enteresandır. Çünkü Almanlar Çeçen-İnguş bölgesini işgal etmemişti. İşgal edilen bölgedeki Çerkesler, Abazalar ve Osetler ise sürülmemişti. Ayrıca Balkarların ve Çeçen-İnguşların yanı sıra Kırım ve Ahıska Türkleri de Sovyet rejimi tarafından ihanetçi ve savaş suçlusu olarak görülüp aynı tarihlerde sürülmüştür. Bu sürgünler 1944 sürgünleri veya Stalin sürgünleri adlarıyla anılmaktadır. 23 Şubat 1944 günü alınan kararla sürülen Çeçen-İnguşların diğer halklar gibi yeni zorunlu yurdu Kazakistan ve Sibirya olmuştur. Evlerinden zorla çıkarılan, sayıları net olmamakla birlikte yarım milyondan fazla Vayna, hayvan taşımak için kullanılan Sovyet trenlerine bindirilmiş ve sürülmüştür. Sürgünde soğuklar, açlık ve hastalıklar sebebiyle 200 bine yakın kişi hayatını kaybetmiştir. Sürgünün 80. yılında acılar çeken ve hayatını kaybeden büyüklerimizi rahmetle anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Dolhur dats, duhur dats, dıtsa dıyra dats. Ağlamayacağız,
Yılmayacağız, unutmayacağız.